peş peşe zamlar geldi. Doğalgaz, elektriğe. Berat Albayrak çıkıyor. Enflasyon düştü 9.9. Arkadaş geldi 9.7. Ulan biz mi manyağız? Onlar mı akıllı? Millet uyandı ve seçimde bunlara öyle bir tokat vurdu ki hala anlamıyorlar bunu. Arap ülkesi dahi olsa demokrasi bir ülkede bu adam istifa ederdi anında. Bu kadar zam yapılıp da enflasyon düşen bir ülke Türkiye'dir. Suriyeliler burada işleri kapmış İstanbul'da. 1000 liraya çalışıyorlar. Benim gençlerim işsiz geziyor. Emekleri bırak, gençler işsiz geziyor ya. Burası olmazsa biz yokuz abi. Biz sokağın kenarında oturacağız. Emekliyim, Rizeliyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın memleketi. Evet. Peki, emeklimizin hali nicedir? Vallahi arkadaşlar özetledi. Ben onun üzerine bir şey diyemem ki. Ne kadar emekli maaşı alıyorsunuz efendim? Vallahi biraz yüksek alıyorum ama tam söylemeyeyim, yetmiyor. Yetmiyor. Yetmiyor, yeterli değil. Peki abi yetmiyor da başka nasıl geçineceksin? Şimdi çalışma desen çalışma yok, iş desen iş yok. Ne yapmak abi gerekiyor? Şimdi yine geçen bir şey söylemiştim ya, iş yok. Gençlere de iş yok, bırak emeklileri. Geçen sizin röportajınızda söylemiştim. Bir emekli yanımıza gelmişti hatırlarsanız. Ben dedi 1400 liraya geçiniyorum. Dedim o zaman sen bir şey satıyorsun. Ne demek istiyorsun? Olan 1400 liraya geçinen emekli bir şey satıyor demektir Adnan. Hani abi 1400 liraya geçinen emekli hani bir şey satmadan bir de kira veriyor. O bir şey satıyor herhalde. Peki emekli şu anda ülkemizde 1400-1500 lirayla geçinemiyor mu demek istiyorsunuz? Abi mümkün mü? Mümkün mü, var mı? Bak şurada gördüğün sigaraların ve burada oturan arkadaşların alayı tütün içiyor. O Alman sigarası olduğuna bakma. Onu çektin öyle ama. Bir de çalıntı bir telefon kullanıyor aslında. Yani böyle bir haldeyiz yani. Neyi anladım? Biraz renk olsun ama gerçek bunlar ya. Yani. Abi çarşıda pazarda durum nasıl? Çarşıda pazarda durum berbat. Arkadaşın söylediği gibi geri dönen o çoplu domatesleri, kayısıları ülkenin dışına geliyor, bize getiriyorlar, biz de yiyoruz. Sağlığımız yerinde, dimdik ayaktayız. Ülkede bir boyun çok. Abi anlatacak bir şey yok ki. Ama yukarıdakiler, şimdi ilginç olan bir şey, değinmediler. Peş peşe zamlar geldi. Doğalgaz, elektriğe. Berat Albayrak çıkıyor. Enflasyon düştü 9.9. Arkadaş geldi 9.7. Ulan biz mi manyağız? Onlar mı akıllı? Yani bir devlet adamlarına manyak diyemezsin yani, akıllı diyelim. İran'a bir bedava gibi 9.99. Aynen. Ya bu ülkede bu kadar zam yapılıp da enflasyon düşen bir ülke Türkiye'dir. Ve İstanbul'dur. Adnan abi, Adnan Bey de emeklimiz, değerli izleyenler. Bakınız sürekli oradan diyor ki kardeşim diyor, emekli maaşı yetmiyor diyor. İşte bu maaşla geçinilebilir mi diyor. Son seçim bunun işaretini verdi. Artık geri gidiyorlar. Millet uyandı ve seçimde bunlara öyle bir tokat vurdu ki hala anlamıyorlar bunu. Anlamıyorlar. Başka bir ülkede olsa, Arap ülkesi dahi olsa demokrasi bir ülkede bu adam istifa ederdi anında. Ama etmiyor. Abi öyle diyorsun da demokrasi var diyoruz. Bak o isteyen istediği partiye oy veriyor. Sen de hepten niye şey yapıyorsun? Abi ne demokrasi ya? Ne demokrasi ya? Ya son seçimde ümidimiz var. Son seçimde bunlar dersini aldı. Dersini aldılar. Son seçimde millet tokatı vurdu abi. Şu anda da izliyorsan uzatmalar oynuyorlar. Uzatmalar oynuyorlar. İşin gerçeği bu. Millet abi uyandı artık. Uyandı. Herkes uyandı. Cebine baktı uyandı. Markete gitti uyandı. Ya aynı şeyi söylüyorum. Burada o şeylerin sigara paketlerinin içine tütün koyuyoruz. 3 liralık da onlar içiyoruz. Zehir. Neymiş? Sağlığımızla ilgili. Sağlığımızı düşünüyorlar. Yapmayın ya. Almanca arkadaşın konuştuğu gibi
kaç parayla geçinebiliriz? Kaç parayla geçinebiliriz? Yani abi sen ay sonunu getirebiliyor musun emekli maaşında? Yok abi, imkan yok. Kaçıncı günü bitiyor? Vallahi bir hafta sonra hesap yapıyorum. Abi böyle arkadaşlarla idare ediyoruz. Burası Avcılar'a CHP'nin parkı. 75 kuruş çay. Burası olmazsa biz yokuz abi. Biz sokağın kenarında oturacağız. Kahvelerde çay 2 lira. Abi CHP'nin sayesinde burada oturuyoruz. Yani işin gerçeği bu yani. Avcılar. Abi şimdi sen öyle konuşuyorsun ki sanki bu ülkede hiç hizmet yok. Hiçbir şey olmuyor. Peki ama emekli, işçi, memur diyorsun. Gidiyor sandığa oyunu veriyor. İstediği partiyi seçmiyor mu? Son seçimde gerçekten seçti. Son seçimde artık dokundu ona, uyandı ve oy vermedi. 806 bin oy farkla büyük bir tokat vurdu. İnşallah bunun devamı da gelecek. Onumuzda 2020 Mart'ında da seçim var. Benim görüşüm. Erken seçim. Erken seçim, ama başka yürümüyor, sistem yürümüyor. Gerçekten yürümüyor. Şimdi o cahil olan bir insan anlar bunu. Şurayı ben nereden anlatayım sana? Burada oturan herkesi tanırım. Gezene, marketlere git. Başka kafeye de gidiyorum. İnan bana, herkes tütünü çöz, birbirine bakıyor, biri çay ısmarlasın. Böyle bir durumda yaşıyoruz. Hadi be yani. Gerçekten iyi değiliz. Efendim, ülkemizde bildiğiniz üzere 13 milyon emekli var. Evet. Emeklilerimizin bu sorunun çözümü için artık devlet büyüklerimizin, siyasetçilerimizin gerektiği kadar bu konuya eğilmesi gerektiğine inanıyoruz. Evet. Çünkü emeklilerimizin bu emekli maaşıyla ay sonunu getirebilmesi mümkün değil. 1500 lirayla emekli kira mı ödesin, kirayı bıraktık faturalarını mı ödesin, mutfağındaki yangını mı söndürsün, değil mi? Evet, hep bunlar, sorunlar bu. Hepimizin bildiği sorunlar. Ha, arkadaş dedi sokağa çıkalım. Bu millet buraya gelince sokağa da çıkar. Bak bugün Irak'ta ortalık karışmış. Libya karmakarışık olmuş. Hep diğer güçlerin eseri. Sıra bize geliyor, biliyor musun? Sıra bize geliyor. Peki abi, biz demokrasiden, hukuktan yanız. Hukuk ne diyorsa olsun. Şimdi Irak'ta ya da başka bir ülkedeki olaylar, onların kendi iç meseleleri bizi belli bir noktaya kadar ilgilendiriyor. Geri kalan kısmı ilgilendirmiyor. Biz şunu soruyoruz. Vatandaşın cebini soruyoruz şu anda. Vatandaşın cebi orayla da geçiyor. Sen buraya getirip Suriye'nin işine burnunu sokarsan, buradaki millet işsiz kalırsa beni ilgilendiriyor. O bizi ilgilendiriyor, ilgilendirmiyor değil. Suriyeliler burada işleri kapmış İstanbul'da. 1000 liraya çalışıyorlar. Benim gençlerim işsiz geziyor. Emekleri bırak, gençler işsiz geziyor ya. Hadi be, ne konuşacak çok şey var da. Evet değerli izleyenler, kime mikrofon uzatsak adeta 1000 ah işliyoruz. Emekli diyor ki artık ben de bu ülkenin vatandaşıyım, beni de artık görün, ben yıllarca bu ülkeye hizmet ettim, çalıştım, ürettim, katma değer oluşturdum, bu ülkenin kalkınmasına, büyük katkı sağladım diyor. Artık insanca yaşamak istiyorum diyor ömrümün bu kısmını. Değerli izleyenler, sevgili emeklileri de lütfen konuyla ilgili yorumlarınızı lütfen videomuzun alt tarafına yazarak siz de görüşlerinizi belirtin. Abi 1400'e geçinen emekli. Yani bir şey satmadan bir de kira veriyor. O bir şey satıyor herhalde. Peki emekli şu anda ülkemizde 1400-1500 lirayla geçinemiyor mu demek istiyorsunuz? Abi mümkün mü? Mümkün mü, var mı? Bak şurada gördüğün sigaraların ve burada oturan arkadaşların alayı tütün içiyor. O Alman sigarası olduğuna bakma. Onu çektin öyle ama. Bir de çalıntı bir telefon kullanıyor aslında. Yani böyle bir haldeyiz yani. Neyi anladım, biraz renk olsun ama gerçek bunlar yani. Abi çarşıda pazarda durum nasıl? Çarşıda pazarda durum berbat. Arkadaşın söylediği gibi geri dönen o çoplu domatesleri, kayısıları ülkenin dışına geliyor, bize getiriyorlar, biz de yiyoruz. Sağlığımız yerinde, dimdik ayaktayız. Abi anlatacak bir şey yok ki. Ama yukarıdakiler, şimdi ilginç olan bir şey, değinmediler. Peş peşe zamlar geldi. Doğalgaz, elektriğe
Berat Albayrak çıkıyor, enflasyon düştü 9.9. Arkadaş geldi 9.7. Ulan biz mi manyağız? Onlar mı akıllı? Yani bir devlet adamlarına manyak diyemezsin yani, akıllı diyelim. İran'a bir bedava gibi 9.99. Aynen. Ya bu ülkede bu kadar zam yapılıp da enflasyon düşen bir ülke Türkiye'dir. Ve İstanbul'dur. Adnan abi, Adnan Bey de emeklimiz değerli izleyenler. Bakınız sürekli oradan diyor ki kardeşim diyor, emekli maaşı yetmiyor diyor. İşte bu maaşla geçinilebilir mi diyor.